Arkadaşlar şu anda Antalya Karaolan Parkı'ndayız. Görüyorsunuz parkımız gayet kalabalık. İnsanlar bayağı çok ve bu şekilde insanlar parkta açık alanda bu şekilde oturacağına, en azından mekanlar açık olabilir. Mekanlarda oturabilir bu insanlar. Daha güzel hizmet kalitesiyle, daha güzel bir ortamda, daha güzel, daha hijyen bir ortamda insanlar yemeğini yiyebilir. Görüldüğü gibi herkes yemek yiyor ve rezil bir durumda. İnsanlar yemek yiyecek dışarıda bir ortamları yok. Bakın görüyorsunuz ve park aşırı kalabalık. Biz 1-2 saat önce geldiğimizde daha kalabalıktı. Röportajlarımızda da zaten göreceksiniz. Her yer aşırı kalabalık. Keşke mekan açık olsa, bu insanlar mekanlarda yese içse. Garsonlar, komiler, bulaşıkçılar, aşçılar, mekancılar, işletme sahipleri sebeplense. Artık devlet bir an evvel bu normalleşme adımını atmalı. Teşekkür ediyoruz. Takipte kalın diyoruz. Sayın Büyükstem TV izleyicileri, bugün Antalya Işıklar Semti'nin Luna Garden isimli en meşhur kafeteryaların işletmelerinden bir tanesindeyiz. Ve kafemizin işletme müdürü Sayın Kürşat Bey'e soracağız. Bu pandemi döneminde 11 aylık süreçte neler yaşadılar, ne gibi destek aldılar, neler yaptılar. Onları soracağız, fikrini alacağız. Neler olabilirse daha iyi olabilirdi gibi konuşmamız olacak. Buyurun. Öncelikle merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biliyorsunuz şimdi, 11 aydan beri bir durgunluk var. İlk müzikli mekanlar ve kafelerle birlikte başladı kısıtlamalar. Ve ondan sonra büyüdü gitti. Doğru. Bu 11 ayı nasıl geçirdik, ne yaptık? Elemanlarımız, personellerimiz, bozulan, değişen kadromuz var, olacak mı veya oldu mu? Tabii ki. Şimdi malumunuz 11 ay boyunca Türkiye'de olduğu gibi bizim kafe sektörü de bu sektörden çok etkilendi bu durumdan. Ve bununla beraber tabii biz de kendi içimizde kişisel önlemlerimizi aldık. Sağ olsun devletimizde kısa çalışma ödeneği adı altında da bir mücbir sebepten dolayı yayınladığı bir şeyi beyan etti. Biz de bunun üzerine personel, istihdam ettiği personelden bir şeyler yaptık. Tabii patronumuz da buna istinaden üstlerine biraz eklemelerle bir şekilde bu çarkı döndürmeye çalıştı. Maddesel anlamda yardımcı oldu. Ama sorun şu, genel anlamda piyasada bir durgunluk var. Bir çark dönmüyor tabiri caizse. Ve bununla beraber sektör çok ciddi yaralar aldı. Nedir? İstihdam yarası aldı. Tedarikçi firmalar bir şekilde bir çıkmazın içine girdiler. Ham madde ürün işlenmediği için satılamadığın üründen misafir bir şekilde yararlanamadı. Velhasıl kelam bayağı bir sektör darbe aldı. Evet. Yani süreç böyle işledi. İki defa yaşadık biliyorsunuz. Bir Mart ayında, bir Kasım ayında olmak üzere. Birinde 2,5 ay. Şu an 3,5 4. aya girdik. Herhalde bildiğim kadarıyla Mart ayında açılacak. Bundan sonraki süreçte bakalım neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Burada tabii bize uyan ve yapmamız gereken neler vardı? Biz önce kendi içimizde, kendi bünyemizde bir aile olarak düşündüğümüz zaman önce personel ettiğimiz, istihdam ettiğimiz personelin iç güvenliğini, huzurunu, sağlıksal anlamdaki ne yapabileceğimizi, sonra ekonomik anlamda ne yapabileceğimizi bir şekilde kendi aramızda, üstlerimizle konuşarak patronumuzla nezdinde bir çözüm yolu ulaştırdık. Tabii mutlu olan oluyor, olmayan oluyor. Bir şekilde elimizden ya bir ne derler, bir nebze olsun bir can suyu verdik diyelim. Dokunmaya çalıştık. Benim umudum var bu seneden, ilerleyen senede. Biliyorsunuz aşı da artık Türkiye'ye geldi. 5 milyon yakın insan da aşı oldu. Bununla beraber bu aşının da etkisiyle beraber insanlarda bir güven ortamı daha fazla arttı. Bu sürecin bence daha iyiye gideceğini ben kendi adıma umut olarak yaklaşıyorum. Aynen. Müdürüm bir de şunlar var. Biliyorsunuz ülkemizde işletmeler ciddi anlamda mağdur. Esnaflar, özellikle küçük esnaflar mağdur olduğunu söylüyor. Evet. Sizce yani bu 11 aylık dönemde mesela iktidar partisi kongrelerini, kurultay çalışmalarını vesaireni hiç ara vermeden tam gaz hala daha devam ediyor. Hı hı. Ama kafeterya işletmelerine mesela iki kişi karşılıklı da olsa oturup çay içemedi, kahve içemedi. Sizce bu uygulanan politikalarda bir farklılık veya bir art niyet seziyor musunuz? Şöyle bir şey var, benim bu konuya yanlış anlamazsanız cevap vermem etik olmaz. Neden etik olmaz? Şimdi yaşamakla yaşatılmak farklı bir şeylerdir. Şimdi tabii ki onların da kendi içlerinde bir düzenleri var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir sistem içerisinde yer almaya çalışıyorlar.
Şimdi baktığınız zaman, sürrealist düşündüğünüz zaman evet yanlış. Ama realist baktığınız zaman olması gereken bir sistem var. Bunu da adam uygulamak zorunda. Evet. Şimdi yani mesela işletmelere şunu diyebilir miyim? HES kodunuzu uygulayın. Dezenfektan kurallarınızı tamamen uygulayın. HES kodu kontrolünü mutlaka girişlerde yapın vesaire gibi. Mesela işletmeler bunun önlemini almaya hazırdı ki hala hazır. Doğru, hazırız. Hazır. Yani sonuçta bence parti, kurultay vesaire çalışmalarına ara verebilir. Evet. Ama işletmeler, yani biliyorsunuz kira desteği olarak da 750 TL veya 1000 TL gibi rakamlar açıklandı. Şimdi, sizce burası için 750 lira tabii nedir? Tabii ki şimdi 750 bin rakamı tabii ki küçük rakamlar baktığınız zaman, büyük şehir hayatındaki dükkan kiralarını baz aldığınız zaman. Hı. Ama şimdi bir sıfırdan iyidir. Hiçbir şey olmasa bile en azından devletin bir şekilde bir yardım elini uzatması da bence ılımlı ve olumlu bir şey. Neden? Çünkü koca bir ülkesiniz. 81 milyon nüfus yaşıyor bu ülkede. Ve bununla beraber 17 milyona yakın da istihdam edilen işçi ve dükkan sayısıyla beraber insanlar var. Yani bir hayat dönüyor, ekonomi dönüyor. Şimdi takdir buyursunuz ki bu bir aylık, 15 günlük, 20 günlük, 2 aylık ya da belli bir süreye dayalı bir süreç değil. 2,5 ay öyle kapandı, 5 ayda böyle gidiyor. 7,5 ay, 7,5 aylık bir kapatılmanın Türk ekonomisindeki katkıları nedir? Bayağı bir zararları var değil mi? Şimdi siz de baktığınız zaman, dışarıdan bir ev ekonomisi yaptığınız zaman bile 3000 lira maaş aldığınız bir evde 5000 lira bir gideriniz varsa, eksi 2000'e düştüğünüz zaman ne yapacaksınız? O bir aya tekabül edecek değil mi? İşte devlet de bunu ne yapıyor? Bir denge ve sistem içerisinde yürütmeye çalışıyor. Şimdi ben burada hani siyasete pek konuşmak istemiyorum ama gerçekçi de olmak lazım. Bazı konularda objektif düşündüğümüz zaman bu süreci hep beraber el birliğiyle atlatıp insanlara hep beraber güven aşılayıp öncelikle devletimizin verdiği kurallar dahilinde yapmamız lazım. İlk sorunuza geleyim, HES kodu ile ilgili. Doğru. Zaten devlet peyderpey zamanlarda bildiğim kadarıyla günlük 7000 ve 7000 8000 vaka olduğu süreçlerde 5 ili baz almış herhalde. Ve Antalya da bunların içinde. Ben bir ortalama yaptım. Ortalama Türk Antalya'da 317 ile 320 arasında günlük vaka sayısı oluyormuş. Yani ben matematik yaptığım zaman 5 ile böldüğüm zaman olayı. Şimdi düşünsenize 300 insanın günde ortalama kaç kişiyle birlikte hareket ettiğini, en kötü 10 kişi. Bu 3000 tane, 3000 kişiye bulaştırma riski demek. Şimdi devlet de ne yapıyor? Peyderpey HES koduyla vesaire şeylerle bunu gevşeterek, yani kontrollü gevşeterek, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla işte insanların bireysel sosyal mesafe, maske vesaire şeylerle düzeltmeye çalışıyor. Bununla beraber ben ilerleyen süreçlerin daha güzel, daha ılımlı, devletin doğru politikalarıyla, doğru iletişimlerle daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ama bunun için de önce herkes eski bir tabirle, babamın tabiridir, benim çok severim, elini taşın altına koyması lazım. Çünkü kimse elini taşın altına koymazsa bu iş yürümez. Eğer bu bataklıksa ki bataklık, bu pandemi süreci, bu bataklığı hep beraber kurutacağız, ondan sonra açacağız. Diğer hususa geleyim, açmak önemli değil, açabilirsiniz. Şu kapıyı her zaman açabilirsiniz, şurayı da açabilirsiniz. Önemli olan burada sağlığı, hijyeni, mesafeyi sağlayamadıktan sonra açmanın da bir anlamı yok ki. Aynen. Onun için yani burada hep beraber bir el birliği yapıp bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah. Güzel günler görürüz. Amin. Daha iyi olur. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Arvaktan'ın. Sağ olun. Arkadaşlar kolay. Artık normalleşme başlasın mı? Yani ama kademeli bir şekilde. Kademeli. Yani siyasi partiler kongresini, kurultayını yaparken kafeye HES kodu uygulamasıyla girilmesin mi? Yok tabii, HES kodu olsun. İllaki olsun. Yani, şöyle geçiren kişiler, virüslü olan kişiler, her şey yani belli oluyor. Kim sağlıklı, kim değil, neyi. Yani HES kodunda her şey çıkıyor. Yani HES kodu uygulamasıyla beraber yavaş yavaş normalleşsin değil mi artık? Tabii yani. Yani en azından şu 45 dakika önerisi gayet güzel bir öneri. Yani kalkma oturma falan demişler, kimse dalga geçmiş. İşte kalkıp otursak geri 45 dakika yenileniyor mu falan demişler de saçmalamışlar. Yani 45 dakika önerisi gayet güzel, en azından esnaf da para kazanmaya başlar. Yani insanlar da evde strese de girdi yani. Yani. Evde kal. Doğru mu? Yani insanlar çıkıyor bir gezi. Özellikle üniversite eğitimlerinin ben çok aksadığını düşünüyorum. Evet. Sağlık okuyan birisi olarak. Kesinlikle yani yeni mezunların da çok boş bir nesil olduğunu düşünüyorum. O yüzden gerekli, kademeli bir şekilde tabii ki. Zaten eğitim seviyesi biraz düşmeye başlamıştı. Bu şekilde biraz daha kötü mü oldu diyorsunuz? Yani, kesinlikle. Özellikle üniversiteler açısından çok kötü oldu bence. Normal eğitim, öğretim hayatı daha mı disiplinliydi sizce? Yani kesinlikle daha disiplinliydi. Yani online sınavlarla yüz yüze sınavlara girmek aynı, değerlendiremem ben. Anladım. Görüşlerinizi beyan ettiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizce normalleşme başlasın mı?
Ben fikrimi belirtmek istemiyorum. Evet. Ablacığım normalleşme başlasın mı? Maalesef. Başlamasın. Hayır böyle başlarsa çok, ama esnafımız da çok zor durumda. O zaman çok, destek çok... verirsin mi? Nasıl? Esnafa destek verirsin mi? Tabii ki esnafa destek verirsin. Esnafımız bitti artık. Ne oldu? Bitti ha. Yani şu 45 dakika esnetmeyle hiçbir şey olamaz. Ne yapacak? Elektriğini mi ödeyecek? Suyunu mu ödeyecek bu esnaf? Ne yapacak? Bittiler artık, yeter. Ama normalleşme başlamasın mı? Vallahi normalleşme aslında yavaş yavaş başlamalı. Yavaş. Sınıf sınıf başlamalı. Yani birden açmak. Arkadaşlar afiyet olsun. Normalleşme başlasın mı? Başlasın abi. Başlasın mı? Kardeşim başlasın mı normalleşme? Bence başlamasın. Başlamasın mı? Yok. Böyle mi iyi? Aynen. Ama kutsal. Normalleşme başlasın mı? Başlasın tabii. Başlasın değil mi? Ya da esnaflara destek verirsin. Yani. Gerektiği gibi. Doğru ya. Mu? Doğru. O. Sence okullar açılsın mı? He? Ya da en azından sosyal mesafeye uygun masalar koyulup 3-4 tane bile olsa. Hani evet. Yani böyle rezillik çekiyoruz çünkü. Mesela siyasi partilerin kongresine nasıl gidiliyorsa restoranlara da öyle gidilirsin mi? Gidersin. Evet. Olur yani mu öyle? Gidilebilir tabii ki. Niye gidilmesin ki? Sonuçta tahiller açık, her yer AVM'ler açık, her yer açık yani. Şu an bir yalın parka gitseniz orası bile full doludur yani. Olsun ama güzel güzel de piknik yapıyorsunuz bakın. Bir de güzel pencereden bakmak lazım. Değil mi? Tabii. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sizce açılsın mı? Hayır. Açılmasın mı? İyi mi böyle? Bitene kadar kapalı. Gençler afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Normalleşme başlasın mı normalleşme? Vallahi normalleşme... Yani ya... kafeler, restoranlar açılsın mı? Şöyle diyeyim, bizim için iyi olur aslında. Ama Türkiye geneline bakarsak, ülkemizde çok fazla maske takmayan vatandaşları ben görüyorum şahsen. Uyarınca da sert tepkiler alabiliyoruz. Ya kendi açımdan söylersem gene normalleşme isterim ama Türkiye açısından pek düşünmüyorum. O zaman biz normalleşme yaşamayacaksak siyasiler de kongrelerini ara versin der misin? Yani siyaseti ben çok fazla takip etmiyorum ama mesela 5000 tane, 10.000 tane, 20.000 tane aynı partiyi savunan insan bir spor salonuna ya da bir toplantı salonuna veya bir kongre salonuna doluyor. Evet. Bu doğru bir şey mi? Bu pandemi. Yani yok, hayır. O zaman 20 kişilik, 30 kişilik restoranların açılmasında bir sakınca var mı? 20 kişi toplanıyorsa 30 kişi de toplanabilir yani aynı anda. 5 bin kişi toplanıyorsa bence 20 kişi toplanabilir, evet, mi? Toplanır gayet de normal. Sizce nasıl? Yani bence de kongrelerin yapılması gayet kötü bir şey. Kötü mü? Evet. Şu son Trabzon'da, Rize'de yapılan kongreler korkutucuydu yani. Yani 5-10 kişilik veya 20 kişilik kafeler, restoranlar kapalıyken 5000, 10.000, 20.000 kişilik kongrelerin yapılması doğal mı? Bence değil. Değil mi? Yani esnafımız için de iyi olur açılması gayet. Ama HES kod uygulaması vesaire gibi hijyen kuralları yerine getirilirse... Evet, o çerçeveler içinde yerine getirilirse mi? Gayet bence normal. O zaman başarılı olur diyorsun. Evet. İşsizliğin de önüne geçer. Aynen öyle. Esnafımızın da yanına gelir. Aşçı, bulaşıkçı, işsiz kaldı. Sizce daha iyi olmaz? Evet, kesinlikle. Katılıyorum, ha. Evet. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Normalleşme başlasın mı normalleşme? Yani konuşmasak olur mu? Olur, tamam. Sizce başlasın mı? Ha? Başlamasın bu normal. Başlasın mı normal? Biz cevap vermek istemiyoruz. Tamam. Sizce başlasın mı normalleşme? Sizce başlasın mı normalleşme? Başlamasın mı? Başlamasın. Neden? Salgın hala geçmedi, o yüzden. Ama 5-10 veya 20 kişilik restoranlar açıldığında bir sıkıntı olur mu sizce? Dikkat edilirse olmaz. Olmaz değil mi? Hı-hı. Yani 5000, 10.000, 20.000 kişilik partiler mesela toplantılar yapabiliyor, kurultaylar yapabiliyor ya. Yani 5-10-20 kişilik de şey olabilir herhalde, restoran toplantıları. Yani öyle az sayıda olabilir. HES kod uygulamasıyla vesaire. Tabii ki de. Olabilir değil mi? Olabilir. O zaman normalleşsin mi az? Ya az az olsun. Tamam, çok sağ olun. Öyle. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sıkı fık olmasın her çok taraf. Çok sıkı fık olmasın. Evet. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Ablalar iyi günler. Normalleşme başlasın mı normalleşme? Biz normaliz zaten. O da güzel. Sizce başlamalı mı normalleşme artık? Esnafı düşünürsek evet. Evet. Ama kontrollü bir şekilde. Evet. Yani insanlar bilinçli bir şekilde davranırsa neden olmasın? Zaten esnaflar, işletmeler şunu diyor. Yani biz HES kodu, hijyen kuralları vesaire neyse daha önce, evet, uyguladığımız gibi o 2,5-3 aylık dönemde hala hazırız diyor. HES kodu uygulamasını kullanmaya da hazırız diyor. Evet. Yavaş yavaş açın diyor. Ama
esnafa açmayan iktidar partisi mesela 5.000 kişilik, 10.000 kişilik, 20.000 kişilik hala kongreler ve toplantı yapabiliyor. Bu sizce adil mi? Siyasete girdiği için cevap vermiyor. Adil mi sizce? Bence yorum değil ama yorumsuz. Yani o partiye bu partiye oy verin demiyoruz. Yok yok, parti şey değil, esnafın partisi olmaz zaten. Evet. Esnaf parti tutmaz da. Çok mantıklı gelmiyor halk adil olarak. Adil olarak düşünen kesim var, düşünmeyen var. Ha bana sorarsan adil değil ama onların da bir bildiği vardır herhalde diye düşünüyorum. İşletmeler faaliyetine ara veriyorsa siyasi partiler de bence çalışmalarına ara verebilir. Yani sizce? Olabilir. Sizce abla? Valla tabii olabilir ama ben bu şeyden hani biraz daha esnek bilmem ne, evet esnaflar için öyle de halkımız bunu şey yapar, daha çok esnetirler diye korkuyorum açıkçası. Yani bu iyi niyeti kötüye mi kullanabilirler diye? Kullanabilirler diye korkuyorum. Biz hala çocuklarımızı bile dışarı çıkartmak istemiyoruz. Yani bir şeye girmelerini istemiyoruz. Öyleyken çok insanlar bunu yapıyor, ben de ona üzülüyorum. Çünkü artık bitsin ki herkes tamamen açsın. Tamam artık normalleşelim yani. Biraz daha dikkatli olalım istiyorum ben. Aşılarımızın da geldiği ve etkili olduğu söyleniyor şu an. İnşallah olsun. Bir an önce herkes olsun ki normal, herkes normal. Çünkü insanların psikolojisi iyi değil, normal değil yani. O yüzden herkes normalleşme tabii ki çok istiyor. Biz de çok istiyoruz. Normalleşme biliyorsunuz işsizliğin ve maddiyatsızlığın da önüne. Tabii ondan dolayı psikolojik insanlar çok sıkıntı yaşıyorlar zaten. En basit öğrenciler bile. Yani benim de üniversitede... Son bir aydan beri Antalya'da 3 tane müzisyen intihar etti. Canına kıyıyor. İşte onlar çok acı bir şey de işte. Onu çok üzülüyorum yani. Hoş şeyler değil bunlar. Düzeltmek için evde oturmayıp artık sokağa çıkıyor. Yani ekonomi hastalığın önüne geçti bence. Yani hasta olmaya razılar bir şekilde. Çünkü psikolojisini düzeltmek için dışarılara atıyor kendini ama hasta olacağını da biliyor. Yani evde kal diyen devletimiz sizce desteklemelerinde yeterli oldu mu? Esnaf yönünden bakarsak olmadı bence. Yani çok mutlu değil. Sizce? Olsaydı intiharlar olur muydu sizce? Yani bir esnaf değilim, o yüzden şey yapamayacağım ama diğer tarafta bilemiyorum yani kimisi diye oldu diye kimisi olmadı diye. Yani bu bence yorum açık bir soru. Bence yorum açık bir soru. Görüşlerinizi beyan ettiğiniz için Allah dostunuzu bozmasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Şimdi yemek yiyorsunuz ya. Aha. Normalleşme başlasın mı normalleşme? Efendim? Restoran, kafe açılsın mı artık? Aa, tabii ki de açılsın. Açılsın mı? Tabii. Daha iyi olur değil mi? Evet. Tamam. Çok yakışıklısın. Teşekkürler. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Merhaba kızlar. Merhaba. Normalleşme başlasın mı kafelerde, restoranlarda? Yani belirli noktalarda evet. Yani HES kodu uygulama, hijyen. Yani kuralları. Evet. Hani en azından belirli saatlerde de belirli günlerde yapılabilir diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Görüyorsunuz park çok kalabalık. Evet. Yani böyle de bence koruma olmuyor ki zaten. Parkta oturacağın insanlar en azından bir restoranda otursun. Restoran sahipleri, işletmeciler sebeplensin. Garsonlar, komiler sebeplensin. Evet yani olabilir. İş imkanları, iş sistem sağlansın. Değil mi? Bence de yani. Çünkü durum gerçekten kötüye gidiyor. Değil mi? Evet. Geçen aydan beri 3 tane müzisyen intihar etti biliyorsunuz. Duydum. Antalya'da. Evet. Sizce de açılsın mı? Bence açılmalı ya. Açılmalı. Yani şu an zaten parka baktığım zaman herkes burada. Ya madem ki açılmayacaksa siyaset de bize örnek olsun. Kongrelerini ara versinler. Yapmasın o zaman evet, onlar. Evet kesinlikle ya. Yani kongrede bulaşmıyor mu sizce? Yani bulaşıyor bence tabii aslında. Milletvekilleri çocuklarının düğünlerinde bulaşmıyor mu acaba? Bence şöyle bir şey var. Yani her türlü ne kadar önem alınırsa alınsın her yerde bulaşıyor zaten. Yani bu virüs ve bu pandemik bir şey. Yani bunun önüne istesek de bence geçemeyiz. Yani siyaset bize örnek olmasın mı? Onu yani siyaseti konuşmayayım ama. Örnek olmalı aslında bize değil mi? Yani bilmiyorum, siyaset yapmak istemiyorum çok. Ben de siyaset yapmıyorum. Ama yani onlar... Ben de bence her yerde tedbir olmalı yani. Her yerde. Onlar da çalışmasını ara versin. Olabilir. Yani sonuçta sağlık önce gelmiyor mu? Yani bence her yerde tedbir eşit olmalı. Değil mi? Yani HES kodlarıyla biz restoranta gidelim, bir kafede çay içelim. Değil mi? Evet, arkadaşınla sen git. Ben evet. Kankamla gideyim ya da eşimle, sevgilimle, arkadaşımla gideyim. Evet. Olamaz mı ya? Yani? Olabilir. Değil mi? Evet. Çok sağ olun. Görüşürüz. Rica ederiz. Gel. Hadi. Haber olsun. Normalleşme başlasın mı normalleşme? Normaliz zaten abi. Biz normal miyiz? Görüldüğü gibi Karaoğlan Parkı aşırı derecede kalabalık. Bakın insanlar